Bugün konumuz ekosistem hizmetleri. Dünyadaki ya da dünyanın herhangi bir ekosisteminde çevrenin sürekliliğine yararlı olan canlıların faaliyetlerine ekosistem hizmetleri denir. Canlılar tarafından gerçekleştirilen bazı ekosistem hizmetlerine bakacak olursak, toprağın oluşumu ve verimli hale getirilmesi, çürükçül bakteriler, kemosentetik bakteriler, azot bağlayan bakteriler ve solucanlar gibi canlıların faaliyeti sonucunda toprak verimli hale gelir. Kirlenen suyun temizlenmesi ise günümüzde su, fabrika atıkları, kimyasal gübre, zirai ilaçlar veya evsel atıklarla kirlenebilmektedir. Bu kirlenmeyi önleyebilmek için bazı bakterilerden, yararlı erklerden ve sulak alan bitkisi olan su sümbüllerinden yardım alıp bu ortamlar temizlenebilir. Fotosentez yapan canlıların karbondioksit tüketmesi ve ortama oksijen vermesi. Diğer maddemiz ise heterotrof canlıların oksijen tüketerek karbondioksit üretmesi. Bunun dengede olması lazım. Eğer dengede olmazsa, bozulursa atmosferde karbondioksit gazının birikimine ve bunun sonucunda da küresel ısınmaya neden olur arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Gelelim şimdi biyoçeşitliğin ekosistem hizmetlerinin verimliliğine etkisine. Canlı türlerinin oluşturduğu çeşitliliğe biyoçeşitlilik adı verilmektedir. Ekosistemlerdeki canlı türleri yerkürenin biyoçeşitliliğini oluşturmaktadır. Biyoçeşitlilik artarsa ekosistem hizmetlerinin verimliliği de artmaktadır. İnsanların sağlıklı yaşaması için verimli topraklara, temiz havaya, temiz suya, besinlere gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin karşılanması üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların oluşturduğu biyoçeşitlilik ile olabilmektedir. Gelelim şimdi kilit taşı türüne. Kilit taşı tür, ekosistemde diğer türlere göre daha önemli işlevlere sahip olan ve azalması durumunda diğer türlere göre ekosistem hizmetlerinin daha çok aksamasına neden olan türdür. Örneklerine bakalım. Toprağı azotlu bileşikler bakımından zenginleştiren bakteriler. Tropik bölgelerde birçok hayvana barınak ve besin olan palmiyeler ve incir. Ağaçlardaki yapraklarla beslenen filler. Fillerin yaprakları yemesiyle ağaçların altına yetişebilen bitkilere ışık ulaşır. Bu sayede küçük bitkiler birçok hayvana besin sağlamaktadır. Gelelim endemik türe. Biyosferin sadece belli bir bölgesinde yaşamını sürdürebilen canlı türleridir. Ekosistem hizmetlerinin aksamaması için sadece kilit taşı türlerinin değil, bütün türlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle endemik türler bakımından zengin, biyoçeşitliliği çok ve insanların faaliyetleri sonucu tehlike altında olan bölgeler doğa koruma çalışmalarında öncelikli sırada yer almaktadır. Örneğin Salma Turut'ta Abanticus sadece Bolu Abant bölgesinde yaşayabilen bir alabalık türüdür örnek vermek gerekirse. Türkiye'de ekosistemler açısından bakıldığında en zengin endemik bitki türlerinin steplerde olduğu görülmüştür. 3000 endemik bitki türünden 1200'ü step bitkisidir. Gelelim şimdi istilacı türlere. İstilacı türler, insanlar ya da başka hayvanlar tarafından yaşadığı habitattan başka bir habitata taşınan ve taşındığı yeni habitatta aşırı çoğalarak buradaki değişik türlere ait bireylerin azalmasına neden olan türdür. Örneğine bakalım. Daha önce Gala Gölü'nde bulunmayan gümüşü havuz balığı ilk kez 1986'da bu bölgede görülmüştür. Gümüşü havuz balığı 1986 yılından sonra hızla çoğalarak diğer balıklarla girdiği rekabeti kazanmıştır. Rekabet sonucunda daha önce baskın olan kızıl kanat, erez ve adi sazan balıkları hızla azalmıştır.
Bu örnekteki gümüşü, havuz balığı, kızıl kanat, erez ve adi sazan balıklarının ekosistem hizmetlerini aksatmış ve sürdürülebilirliğe olumsuz yönde etki etmiştir. İnsanların etkinlikleriyle ekosistemleri parçalara bölmesi bu ekosistemlerde yaşayan canlıların doğal yaşama ortamını daraltır. Dar alandaki bireylerin sadece kendi aralarına eşleşmesi çeşitliliği ne yapar? Azaltır. Çeşitliliğin azalması değişen ortam koşullarına uyum yeteneğini de azaltır. Bu durum neslin tükenme olasılığını da artırır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.